Enez Belediyesi ve Enez İlçe Kaymakamlığı işbirliğiyle Enez Altınkum sahilinde engelli vatandaşlara yönelik çalışma başlatıldı. Böylece engelli vatandaşlar sahildeki en ön kısımda yer alan yürüyüş yollarından denize kadar engelsiz ulaşabilecekler. Çalışmanın ilk kısmını 60 metre boyunca kumsala kadar uzanan engelsiz yolu kapsıyor. Bu yolda Enez Belediye Başkanlığı'na ait beton santrali ve beton ürünleri fabrikasında üretilen yeşil ve kırmızı kaldırım taşları ile bordür taşları kullanılıyor. Yolun ikinci etabı ise kumsalın doğasına zarar vermemek için 40 metre boyunca ahşap malzemeden yapılacak. Bu yolla engelli vatandaşlar denize kadar ulaşabilecekler. Yolun son etabında ise denize paralel 15-20 metre uzunluğunda engelli araçlarının park edilebileceği kısım inşa edilecek. Yapımına başlanan engelsiz yollarından birkaç adet sahil boyunca yapılması ve engelli vatandaşların araçlarını park ettiği noktadan suya inebilmeleri için motorlu bir aparat eklenmesi planlanıyor. Engelsiz yolları Enez Belediye Başkanlığı ve Enez İlçe Kaymakamlığı işbirliğiyle yapılıyor. Yapılan çalışma engelli vatandaşları sevindirdi. Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenciler, geçen yıl Enez Belediyesi'ne dilekçe yazarak taleplerini ilettiklerini, bunun sonucunda engellilerin rahatlıkla denize ulaşmasını sağlayacak çalışma başlatıldığını belirterek, yapılan çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yapılacak engelsiz plajın diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ettiklerini belirten Erkenciler, Enez Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne teşekkür etti. 10 yıldır burada yazlığımız var. Bizde kızımla, engelli kızım var. Engelli kızımla beraber bu yolu kullanıyoruz. Ama kumda tekerlek sandalyemiz ve akülü sandalyemizle denize erişebilmemiz çok zor olduğu için kimi zamanlar denize bile gelmek istemiyordu. O kadar çok yoruluyordu ki kumda yürürken. Ayrıca dernekteki engelli arkadaşlarımızla beraber buraya bir gezi, her yıl buraya bir gezi düzenliyoruz. Gezide burasını seçmemizin nedeni şartları, benim burada evim olduğu için buradaki şartları biliyoruz, duşları biliyoruz. Denizde nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Ve denizle kumun mesafesi kısa olduğu için burasını seçiyoruz özellikle. Ama tabii arkadaşlarımız çok yoruluyorlar. Kumda tekerlekli sandalyeleriyle gitmeleri çok zor oluyor. Onlara bizler yardım ediyoruz. Tabii biz de insan gücüyle onları itmeye çalışıyoruz. 10-15 tane engelli arkadaşımız bir arada olduğu zaman bizlerin de artık gücü tükeniyor. Ama deniz, tatil, kum herkese iyi geldiği gibi onlara da çok iyi geliyor. Geçen yıl belediye başkanımıza bir dilekçeyle ulaşmıştık. Sahilden talep edilerimiz diyerek diye. Bu yıl sesimize ses geldi. Kaymakam Hanım ve Eyüp Bey bizleri yazlığımızda ziyaret ettiler. Onlara taleplerimizi ilettik. Onlar da anlayışla karşıladılar. Ve bize engelli olarak tekerlekli sandalyelerimizde kullanabileceğimiz bir yol yaptılar. Sahilin bütünlüğünü bozmamak için toprak yolda beton kullanıldı. Kum olan sahili denize kadar ulaştığımız yerde de tabii ki tahta parkur kullanacağız. Sahilde betonlaşmaya çünkü hepimiz olduğu gibi bizler de karşıyız. Mesela neler söyleyeceğim? Bence çok güzel oldu. Hani daha bir başka yerlere de yapılmasını isterim. Çünkü çok engellimiz var. Hani sevindik böyle bir şey olmasına. Bence yapılması çok güzel olur. Neden olur? Sadece Edirne'de yani engelliler değil, Enez'imizde de engelliler var. Mesela bir abimiz var, iki bacağı yok, zorluk çekiyor. Yani burayı bile giremiyor, sefte girdi, akşam girdi.